Kamerayı açmadan önce YouTube'da takılıyordum. Netflix'in bir videosunu gördüm. Stranger Things çocukları hediye paketliyorlardı. Herhalde izleyicileri için falan yeni yıl videosu paylaşmışlar. Ve o videoyu gördüğümden beri sadece Stranger Things izlemek istiyorum. Şu an 2019'dan en büyük beklentim Stranger Things'in gelmesi. Hakan Protector falan izliyorum ben şu aralar. Yani o kadar boşluktayız. Neyse onu da çok şey yapmak istemiyorum. Yermek istemiyorum. Merhaba ben Sevde. Bugün 2019 kararlarımdan bahsedeceğim. Normalde yeni yıla girerken çok fazla kararlar alan, kendine hedefler koyan biri değilim. Ama günlük hayatta çok fazla karar alan biriyim. Her gün yeni bir karar alıyorum falan yani bu şekilde ilerliyor hayatım. O yüzden 2019'a girerken en azından bir liste yapayım, belli başlı kararlar ve hedefler koyayım kendime diye düşündüm. Ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk kararımdan başlıyorum. Farklı yerlere gitmek. Farklı yerlerden kastım böyle farklı şehirler ya da dünya turu falan değil aslında şu şekilde ben günlük hayatta mesela sürekli Kadıköy'e gidiyorum ya da ailem Antalya'da yaşıyor. Antalya'ya gittiğimde de sürekli kale içine gidiyorum. Bunlar belli. Ve Kadıköy'e her gittiğimde işte kahve içmek istediğim yerler belli. Yemek yiyeceğim yerler belli. Kahvaltı mekanlarım belli. Hepsinin müdavimi olmuşum ve belli başlı yerleri çok böyle benimsemiş durumdayım. Ancak bu insanın hayatını çok tek düze bir hale getiriyor ve bunu ben çok önceden keşfetmiştim. 2018'de de yine yeni yerler keşfetmek, yeni mekanlara gitmek hedeflerimden bir tanesiydi ve bayağı bir gerçekleştirdim. 2019 da yine aynı şeyi yapmayı düşünüyorum. Gittiğim her yerde işte Beşiktaş'ta mesela en sevdiğim kafeye gitmek yerine başka bir kafeye gitmek, başka bir mekanı aramak ve yeni yerler keşfetmek bana gerçekten çok ilham veriyor ve çok keyifli oluyor. Aldığım ikinci kararsa evet hayır dengesini kurmak. Aslında bu çok klişe duyuluyor olabilir ama evet ve hayır benim hayatımı her zaman çok böyle başka türlü etkileyen şeyler oldu. 2015'ten önce her şeye evet diyen çok sosyal, sürekli arkadaşlarıyla buluşan bir insandım ve artık kendime vakit ayıramadığımı fark ettim. Daha sonra dedim ki ben biraz hayır demeye mi başlasam acaba mantıklı olarak ve hayır demeye başladığımda da iyice asosyalliğe doğru sürüklendiğimi hissettim. Bunun ucunu bir türlü tutturamadım. Daha sonra tekrar evet demeye başladım ve bu sene mesela çok fazla evet dedim. Yes man gibi. Birisi bana bir şey söylediği anda verdiğim cevap direkt olur olduğu için artık hayatıma çok fazla insan katıldı. Çok absürt şeyler de yaşadım. Evet çok güzel kapılar da açtı ama açmadığı da oldu. Yani biraz böyle ucunu kaçırdım. O yüzden evet hayır dengesini kurmak benim hayatımı çok ciddi anlamda stabilize edecek gibi hissediyorum. O yüzden bu kararı aldım ve umarım uygulayacağım. Yine hayır derken bir bahane üretmemek de aldığım kararlardan biri aslında ikisi bağlantılı ama şöyle oluyor. Birisi bana bir şey söylediğinde ben eğer onu yapmak istemiyorsam genelde bahane üretiyorum. Yani işte bugün olmaz ama yarın öbür gün beni ara. İşte bugün hastayım, bugün şu işim var gibi gibi bazı bahaneler üretiyorum. Bu sefer karşımdaki insan bana e Ertesi gün tekrar aynı şeyi söyleyebiliyor. Hadi şunu yapacaktık falan diye. Ama ben onu yapmak istemiyorum ve onu yapmak istemediğimi o insanı kırmadan söylemenin bir yolunu henüz bulamadım. O yolu bulup düzgün bir şekilde karşımdaki insanı reddedebilmek istiyorum. O yüzden bu iletişim sıkıntısını gidermek için... Hayır derken bahane üretmemeyi de bir karar olarak aldım. Diğer kararım sağlıklı yaşamla ilgili daha fazla spor yapmak ve daha düzenli beslenmek ikisini gayet birleştirdim. Ben zaten spor yapan biriyim. Haftada iki gün düzenli olarak aletli pilatese gidiyorum. Onun dışında günlük hayatta zaten çok yürüyüş yapıyorum, çok koşuyorum. Şu an kışın çok fazla yürüyüş yapamadım açıkçası soğuktan dolayı. Ama yazın gerçekten sabah koşuları, akşam yürüyüşleri vesaire çok seviyorum. Ama bunu biraz daha aktif bir hale getirmek Haftada iki gün düzenli olarak aletli pilatese gidiyorsam yine onun dışında kalan günlerde de kendi kendime spor yapmak aldığım kararlardan biri. Düzenli beslenme konusunda da şöyle bir durum var. Bu aralar özellikle çok fazla evde yemek yapamıyorum. Ee, dışarıda çok yemek yiyorum. Fast food çok fazla yiyorum. Ve paketli gıda çok fazla tüketiyorum. O yüzden bunu bir derece yani olabilecek düzeyde hani bir anda vegan olayım müthiş besleneyim gibi bir hayalim tabii ki yok şu an ani bir geçiş e, yapamam zaten ama yine de bir tık daha az paketli gıda tüketmek, daha az cips yemek, daha az fast food yemek, evde yemek yapmak gibi bir karar aldım. Umarım başarabilirim. Daha önce başardığım olmuş. Bütün bunların dışında bir de daha fazla radikal karar vermeye karar verdim. Ee, biraz saçma bir cümle gibi oldu ama ben radikal karar vermeyi çok seviyorum. Dönem dönem hayatımda bazı taşlar yerinden oynadığı zaman birdenbire çok ani bir şekilde ben şimdi şöyle yapacağım diye bir şey söylüyorum ve o şöyle yapacağım dediğim şey gerçekten kulağa biraz radikal duyuluyor olabiliyor ve ardından çok güzel şeyler oluyor hayatımda. Onu gerçekleştirdiğimde gerçekten çok mutlu oluyorum. O yüzden radikal karar vermeye Devam. Aldığım kararlardan biri de daha az alışveriş yapmak. Ben zaten minimalistim ve çok az alışveriş yapıyorum ama bunu 2019'da da sürdürebilir hale getirmek için aldığım kararların arasına eklemek istedim. Aldığım kararlardan biri de kardeşimle daha fazla vakit geçirmek. Benim kendimden 7 yaş küçük bir kız kardeşim var Yağmur ve o benim bu hayatta en çok önemsediğim şey olabilir. Zaten YouTube'da video çekerken de sürekli kendi kendime Yağmur'u düşünüyorum. Hani O bu videoyu izleyecek, belki ilham alacak, belki işine yarayacak, kendinden bir şeyler bulacak ya da ablasını ekrandan izlemek ona hoş gelecek diye düşünüyorum. Bu yılda kardeşim üniversite sınavına hazırlanıyor ve bu süreçte ona destek olmak, daha fazla görüşmek, yüz yüze görüşemesem bile en azından işte görüntülü konuşma şeklinde, başka şekillerde ona ulaşmak ve onunla daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Bunu özellikle bir karar olarak buraya ekledim. Çünkü gerçekten onunla ilgilenmeyi, onunla vakit geçirmeyi çok seviyorum ve o yüzden 2019'da aldığım kararlar arasında beni en çok etkileyen karar bu. Şimdi söyleyeceğim kararı da hayatımı daha sistematik ve daha disiplinli bir hale getirmek için aldım. Daha fazla defter kullanmak. Ee, şöyle bir durum var. Günlük hayatta zaten bullet journal kullanacağım 2019'da. Onun dışında iş hayatım için ayrı bir ajanda kullanacağım. YouTube video fikirlerim için yeni bir defter aldım. Hatta şurada duruyor bu bu deftere youtube'la ilgili video fikirlerimi yazacağım. Onun dışında zaten kitap eleştirilerimi ve film eleştirilerimi yazdığım ayrı bir defterim var. Bunun gibi birçok şeyle ilgili farklı farklı defterler kullanmak ve bu konularda kendimi daha iyi gözlemleyebilmek, e, o konuları da daha disiplinli bir hale getirebilmek istiyorum. O yüzden aldığım kararların arasına daha fazla defter kullanmak maddesi de girdi. 2019 hedeflerimden biri de size şu an çok saçma görünebilir ama benim için cidden çok önemli. Daha fazla hastaneye gitmek. Ben hastaneye gitmeyi hiç sevmiyorum. Yani doktorlarla ya da modern tıpla alıp veremediğim hiçbir şey yok. Hatta başıma bir şey geldiği anda vehbi arıyorum. O benim doktorum. En yakın arkadaşlarımdan biri. Ve gerçekten tıbba tabii ki inanıyorum. Ama hastaneye gitme meselesi biraz şey benim için yani pek gitmiyorum ve e, bu sene biraz biraz hastaneye gitmeye başladım hazır böyle bir alışkanlık kazanabilmişken hani böyle işte internetten randevu almayı hastaneye kalkıp gitmeyi üşenmemeye başlamışken e, bunu devam ettirmek istiyorum. O yüzden 2019'da başıma bir şey geldiği anda hastaneye gideceğim böyle bir karar aldım böyle bir hedefim var umarım gerçekleştirebilirim bu sayede belki biraz daha sağlıklı bir insan olurum diye düşünüyorum. Benim yeni yıl için aldığım kararlar ve hedefler bunlardı. Ee, belki eksik bir şeyler vardır ama şu anda videoyu çekerken aklıma bu kadarı geldi. Siz de yeni yılda aldığınız kararları benimle aşağıda yorumlarda paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu bitirdim galiba.